Değerli izleyicilerimiz, bugün Sedat Damcı Fındık Çiftliği'ndeyiz. Daha önce de haberlerimize konu olan Türkiye'nin tek dal fındık üretiminde ilk çiftliği efendim. Daha önce de binlerce izlenmeye ulaşmıştı bu çiftliğimiz. Şimdi bu çiftliğin başındaki isim Özer Akbaşlı, kendisiyle birlikteyiz. Ve hem çiftliğimizi konuşacağız, hem fındık sektörünü konuşacağız. İlk başta tabii ki Özer Bey'e hemen söz uzatmak istiyorum. Kendisi 400 yıllık atalardan gelen bir çiftçilik geçmişi var. Öncelikle fındık sizin için ne ifade ediyor Özer Bey? Neler anlatırsınız bize? Çok teşekkür ederim. Öncelikle Bafra'nın medyasını çiftliğimizde 9 yıl aradan sonra misafir etmek benim için çok kıymetli bir şey. Bugüne kadar niye edemedik? Henüz ağaçlarımız büyümemişti. Ortada çok bir şey yoktu, görünür. Ama bugün ağaçlarımız büyüdü. Yavaş yavaş ortaya çıktı. Onun için Bafra medyasının bizimle olmasından da ben çok memnuniyet duyuyorum. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Evet, ben kısaca kendimden bahsedeyim. 2015 yılında bu çiftlik maceramız başladı. Fakat daha öncesinde ben sizin de girişte söylediğiniz gibi 400 yıldır fındık üreten bir ailenin çocuğuyum. İki tane kızım var. Eşim emekli bir devlet memuru. Yollara düştük, geldik. Hedefimiz modern bir fındıkçılık yapmak. Peki burada neyi kastediyorum modernle? Çünkü bizim coğrafyamızda, özellikle Doğu Karadeniz'de neredeyse ayakta durmanın zor olduğu coğrafyada fındık üretimi yapıyoruz. Hal böyle olunca ayakta zor durulan coğrafyada fındık üretimi yaparken her şeyin maliyeti birkaç kat artıyor. Oysa biz daha düz bir alanda, daha modern tekniklerle, makinalarla gerek verimliliği düşürmek, gerekse makinaların avantajıyla daha az maliyetli bir işletme yaratmak ve çok ürün elde etmek. Bunun için yola çıktık. Rahmetli Şükrü Güngör Köleoğlu, Trabzonlu bir yatırımcımız vardı. Onunla başladık. Sonra 3 yıl önce el değiştirdi çiftlik. Ve Giresunlu yine bir yatırımcı, benim arkadaşım Sedat Damcı Limited şirketi adına burayı satın aldık. Devam ediyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Çiftliğin bütün maliyetini, bütün yatırımları ile ilgili harcamayı Bafra'dan yaptık. Dolayısıyla ben çok memnunum. Çünkü bir tarımın içerisinde yaşıyorum. Bu tarımın içerisinde olmak, tarımsal bir bütünlüğün içerisinde olmak bana çok keyif veriyor. Bafra muhteşem bir coğrafya. Türkiye'nin en büyük tarım ovası. Kızılırmak, müthiş alüvyonlu topraklar. Bafra benim için çok özel bir yerde, özel bir konumda. Umarım fındığımızı da istediğimiz gibi bu süre içerisinde bir yerlere burada taşırız. Şimdi tabii ki çiftlikten bahsetmişken tek dal fındık üretiminde bir ilki gerçekleştirdiniz. Ve önemli bir proje bu açıkçası Türkiye açısından da. Tabii ki binlerce yorum geldi ilk haberinizi yayınladığımız zaman. Olumlu, olumsuz birçok yorumlar yapıldı. Şimdi o eleştirilere de şahsen cevap vermenizi istiyorum. Siz neler söylersiniz? Mesela işte daha ova yapısında bu fındığın yapılmaması gerektiğini, işte yanlış olduğunu düşünenler de var. Hani topluca bunlara da bir cevap verirseniz çok güzel olur. Evet, nasıl söyleyeyim bilemiyorum. Hani biraz argo olur mu bilmiyorum ama bekara hanım boşamak kolaymış derler. Biz şu anda Bafra'nın 14 kilometre doğusunda denizden 155 metre yükseklikte ikinci sınıf tarım arazisindeyiz. Türkiye'de tarım arazilerine nelerin ekileceği, nelerin ekilmeyeceğinin planlanması ve bunun müsaadeleri Tarım İl Müdürlükleri, Tarım Bakanlıkları tarafından yapılıyor. Dolayısıyla biz Bafra Tarım İlçe Müdürlüğü'ne gidip bu araziyi aldıktan sonra burada fındık ekeceğiz, dikeceğiz ve fındık bahçesi kurup fındık tarımı yapacağız dediğimizde bize gerekli müsaadeler verildi. Ama biz birinci sınıf tarım arazisinde olsaydık bize müsaade verilmezdi. Burası hakikaten ikinci sınıf bir tarım arazisi. Burada her türlü tarımı yapabilirsiniz. Onun için bu arkadaşların
sanırım bu bilgiyi bilmedikleri için, tabii herkese Bafra dedin mi dümdüz ova insanların aklına geliyor. Oysa şu anda bizim içinde bulunduğumuz fındık çiftliğimiz yaklaşık %18-19 eğimli yerleri olan bir çiftlik. Ama bütün bunlara rağmen tabii her yerinde traktör koşabiliyor, traktör sürülebiliyor. Traktörün sürüldüğü alana biz düz alan diyoruz. Oysa tamamen tava içi gibi, masa üstü gibi bir alandan kastetmiyoruz. Şimdi tabii ki bir parantez açmak lazım. Siz tamamen otomasyon sistemiyle bu işleri yürüttüğünüz için zaten belli açıklıkta da bir arazi olması gerekiyordu sizin açınızdan. Onun için Bafra'yı aradık, buraya geldik. Bakın çiftlik hakkında kısaca bir bilgi verecek olursam, burası topu kayıtlarında 6 parselden oluşuyor. 6 parsel birbirine bitişik. 284 dönüm arazi burası. Yani 28 hektar bir alanda tarım yapıyoruz. 3040 metre tel örgü çektik kafes tellerle. Çünkü fidanları diktiğimizde yaban hayatının etkilenmemesi için, yaban hayatı zarar vermemesi için, işte domuzdu, diğer yaban hayvanları fidanlarımıza sıkıntı vermemesi için. Daha sonra tek dal fidan yetiştireceğimiz için, ki rahmetli Şükrü Bey'in bu bir hayaliydi, 7 metre sıra arası, 7 metrede sıra üstü aralıklar bıraktık. Ve 35 bin metre damlama sulama borusunu toprak altına gömdük. 9 bin metre ana kanalaştık. Ve tam otomasyon bir damlama sulama otomasyon merkezi kurduk. Ve bilgisayar kontrolüyle beraber sulamayı ve gübrelemeyi yapıyoruz. Bunun yanı sıra yabancı otla mücadeleyi tamamen traktör marifetiyle yapıyoruz. İlaçlamayı traktörler ve ilaçlama makineleri marifetleriyle yapıyoruz. Sıfıra yakın bir işçilikle 300 dönümlük bir araziyi idare etmeye çalışıyoruz. Kısacası bugün işletmemizde 2 tane daimi çalışan personelimiz var. Bir de işletmenin koordinatı olarak ben varım. Bir de ziraat mühendisi arkadaşımız var, Kubilay Cansız. Benim koordinatörlüğümde arkadaşlarımın çalışmasıyla da devam ettiriyoruz. Evet. Siz tabii ki şimdi Giresun'da yıllarca Ziraat Odası Başkanlığı yaptınız. Birçok kurumda yöneticilik yaptınız, danışmanlık yaptınız fındık alanıyla ilgili. Peki Bafra'daki fındık potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii Bafra denilince biraz önce de söyledim. Birinci sınıf taban arazisi ve ikinci sınıf taban arazisini çıktıktan sonra bu araziler kadar, belki bunun iki katı kadar da üçüncü ve dördüncü sınıf arazileri var. Bir tarafı Nebiyan dediğimiz buradaki coğrafi olarak tepeden, diğer tarafı Kızılırmak üzerindeki tepelere kadar olan muhteşem bir dağlık alan var. Bu dağlık alanda da yaklaşık son 20 yıldır artık fındık geldi buraya. Zaten bu yörede yaşayan insanların yaklaşık %60'ı da fındığın ana memleketinden buraya gelmiş insanlar, yani Doğu Karadeniz'den gelip Bafralı olmuş insanlar, fındığa yabancı insanlar değil, dedeleri, ataları hepsi bir şekilde bir fındık görmüş. Dolayısıyla ben atıl durumdaki alanların önümüzdeki yıllarda fındıkla değerlendirilmesini önemli ve faydalı buluyorum. Son yıllarda benim dikkatimi çeken bir diğer konu da, hatta siz de bana bu verileri atmıştınız, Türkiye'de fındık üretimi sıralamasında Samsun'un ikinci sıraya yükselmiş olması. Şimdi hep Ordu, Giresun, Samsun diyebilirken, şimdi Ordu, Samsun, Giresun oldu. Samsun'un bu atağını neye bağlıyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Şimdi birincisi çok müsait alan. İkincisi çok verimli. Şimdi size çok özel bir şey söyleyeyim. Belki bu sizin kayıtlarınızda bundan 20 yıl sonra çıkar. Ki zaten bunlar internet ortamında her zaman saklanır. Ben önümüzdeki 15 yıl içerisinde, 20 yıl içerisinde sıralamanın Samsun, Ordu, Giresun'a çevrileceğini, evrileceğini kesinlikle düşünenlerdenim. En azından arazi büyüklüğü olmasa da üretim ve verimlilikte birinci sıraya çıkacağından kesin eminim. Çünkü mesela şöyle söyleyeyim, Giresun'un 117 bin hektar arazisi var, Samsun'da 124 bin hektar arazi var. Bu 117 bin ile 124 bin arasındaki yaklaşık 7 bin hektarlık arazi son 7-8 yılda değişti. Yani biz 7 yılda
Demek ki yılda 1000 hektar falan gidiyor Samsun. Şimdi Ordu'nun 238 bin hektar arazisi var. Yani bu ne demek? 100 bin hektar demek. Bu 50 yıl eder. 2000 hektarla gidersek 50 yıl sonra hektar olarak büyürüz. Samsun olarak büyür. Birinci sırada olur. Ama Samsun 130 bin hektarlara geldiğinde veya Samsun 138 bin olduğunda, yani bugünkünden bir 15 bin hektar daha üzerine koyduğunda Samsun 138 bin hektar, Ordu 238 bin hektar, yani 100 bin hektar daha büyük olmasına rağmen Samsun 138 bin hektarda Ordu'nun üretiminden daha fazla fındık üretecek. Neyle ilgili bu? Bir genç bahçe olacak. İki, verimlilik yüksek olacak. Üç, çeşit farklılığı olacak. Dört, yeni olmuş olacak. Çünkü biliyorsunuz fındık tarımında akademisyenlerimizin söylediğine kadar ekonomik verimlilik 45 yıl. 10 yılda dikim ve büyümeyi alırsak 55-60 yıl bir fındık ağacının ekonomik ömrü denilir. Böyle yazılır, çizilir. Çok, ben bunlara gerçi çok da itibar göstermiyorum. Çünkü Giresun'da bugün 150 yıllık ağaçlarımız var. Kökü 150 yıl. Üzerinden dal yenilemesi yapılarak sürekli gençleştirilen köklerimiz var. Ama verimlilikte işte Giresun'da 70 kilo, Samsun'da 130 kilo. Neredeyse iki katı. Hal böyle olunca Ordu da yaşlanacak. Ordu da verimlilik düşecek. Ama Samsun daha genç plantasyon, daha genç bahçeler olduğu için verimliliği hepimizden yüksek olacak. Şimdi burada asıl olan şey şu, biz fındığımızın %80'ini ihraç ediyoruz. Şu bahçede gördüğünüz fındık Özer Akbaşlı'nın fındığı değil. Bu fındık buradan toplanıp çuvala konulana kadar evet Özer Akbaşlı fındığı. Ama şu gördüğünüz bahçede diyelim 100 ton fındık varsa bunun 80 tonu artık Avrupa'ya gidecek. Orada Türk fındığı olacak. Onun için benim önemim yok. Biz bütün ülkemiz adına ülkeden gönderilen fındıkların başka coğrafyalarda bizi temsil edecek nitelikte, kurulukta, temizlikte, kalitede olmasına özen gösteren çiftçiler olmalıyız. Bu bir Türk fındığı olmalı. Hani nasıl ki bir ailede çocuğun bir tanesi yaramazlık yapınca herkesin boynu bükülür. Utanır, sokağa çıkamaz. Aynı bunun gibi. Biz de ülke olarak boynumuzu bükmeyen, ayıplanmayan mallarla dünyada olmalıyız. Onun için de bu konuya bütün çiftçiler olarak hassasiyet göstermemiz lazım. Tabii şimdi Bafra'nın üzerinde şunu da söylemek istiyorum. Yoğunlukla yayın yaptığımız için gelecekte dediniz ki Samsun birinci sıraya yükselecek ve Bafra da illaki bundan payını alacaktır. Peki sizi izleyip de acaba ben de fındık üretebilir miyim diyen çiftçilerimize neler önerirsiniz buradan? Şimdi fındık tabii tarla tarımına göre biraz daha zahmetsiz bir tarım ürünü. Bugün tarlada 3 defa mahsul alabiliyorsun yıl içerisinde. Yanına çok sık gidip gelmek zorundasın. Yaş sebze meyve, zamanında toplamalısın, zamanında satmalısın, zamanını geçirmemelisin. Ama fındık böyle değil. Fakat fındığın ovada değil, biraz önce girişte de söylediğim gibi Bafra özelinde 150-200 rakımdan sonra dikilmesini tavsiye ederim. Benim bu bahçede diktiğim bir çeşit var. Tarım Bakanlığı tarafından tescillenmiş foşa. Ama halk arasında Giresun yabanisi ve yomra denilen bir çeşit. Bunun bir eşi, bir alternatifi de çakıldak dediğimiz bir çeşit. Çakıldak veya yomrayı, her ikisini de dikebilirler. Verimliliği çok yüksek. Tarımsal bir takım sıkıntılara karşı daha dayanıklı çeşitler. Ben Bafra'nın da Türkiye fındık üretiminde bir yer almasını isterim. Çünkü çok güzel bir coğrafya. Ama buradaki tek derdimiz biraz su meselesi. Çünkü Karadeniz'in doğusu kadar burası yağış almıyor. Yağış almadığı için de sıkıntı yaşıyoruz. Su problemi var. Ama biraz daha güneye doğru çıktığımızda, Bafra'nın içerisine doğru çıktığımızda o dağlık bölgelerde
daha verimli olur diye düşünüyorum. Şimdi yıllardır hayatınızda fındık alanında geçirmiş bir insan olarak illa bu işin çiftçisini de tanıyorsunuz, ticaretini yürütenlerini de tanıyorsunuz. Sizce bu işin ticaretini yürütenler çiftçilere nasıl bakıyor? Yani oradaki denge nedir? Vallahi Ayşe Hanım, biraz derdimi deştiniz bu konuda. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru. Bu iç çekmemi de yayınlayın. Bunu beni seyredenler tanır. Geçmişten de bilirler. Bakın biz ne olursa olsun üretim yapan insanlarız. Bir şeyi ortaya çıkartanlarız. Ortaya çıkanı cilalayanlardan değiliz. Aramızdaki fark bu. Lütfen bu farkı, herkes hakkını versin bu farkın. Bir yıl uğraşıyoruz. Şimdi hasattan sonra başlıyoruz. Temizliklere, hasat öncesi gübrelemelere, daha sonra filiz almalar, ışkın almalar, yabancı mücadelesi, zararlı mücadelesi, fındık öncesi, toplaması, kurutması. Muhteşem bir çalışmamız var. Dolayısıyla birazcık daha emeğimizin karşılığıyla insanca geçinmek istiyoruz. Fakat hemen önümüze bir set koyuyorlar. Dünyada fındık fiyatları belli de işte sanayici küstürmememiz lazım da çikolatacı işte buna dolar veriyor da bu 3 dolara çık. Ya kardeşim bana ne? Bana ne? Yani benim bir maliyetim var. Bir geçinmem var yani. Ben geçinmek zorundayım. Çocuklarıma bakmak zorundayım. Elektriğimi, kiramı ödemek zorundayım. İnsan gibi yaşamak zorundayım. Sen bana diyorsun ki çükelik ye. Niye yiyeyim çükelik peynir varken? Avrupalı bize bu kadar veriyor. Bana ne? Siz hiçbir Mercedes'e, Karl Heinz Mercedes, sizin Mercedes'iniz kaç lira diye sordunuz mu? Kaça üretiyorsunuz diye sordunuz mu? Soramıyorsun. Parasını verip alıyorsun. Sen hiçbir ayakkabıcıya gittiğinde ya bunun maliyeti kaç lira diye soruyor musun? Ama bize gelen herkes maliyetini sana ne maliyeti bedavaya getirdin. Yani böyle bir şey olamaz. 3-5 tane tüccar arkadaşımız var. Koloni olmuşlar. Fındığın fiyatını pahalandırmayalım da. İşte devlet geçinemiyorsunuz size destek versin de. Versin. Yani şu anda benim fındığımın bu sene 2024'te bir çiftçi olarak benim beklentim 160 lira kilosu. Tamam. 160 lira bekliyorum. Ha sen sanayici olarak hükümete gidersin. Dersin ki sayın hükümet. Evet bu çiftçi Özer Bey 160 lira istiyor. Vallahi doğru. Ben hesabını kitabını yaptım. Adamın geçinmesi için 160 lira şart. Fakat bizim de bunu satmamız etmemiz sanayiciyle kavga etmememiz için 120 liraya almamız lazım. Arada 40. 40 lirayı sen Özer'e öde. Tamam. Hiç amenna, ağzımı açmam. 120 liraya fındığımı satarım, 40 lira da devletten alırım. 160 lira. Güler oynarım. Sen bana akıl veriyorsun. Devlet vermeli. Versin. Vermiyor. Vermediği için ben 40 lirayı fındığın üzerine koymak zorundayım. Hadise bu. Ha, bunu söylüyorum da koyuyor muyum? Örgütlü olmadığımız için koyamıyoruz. Çünkü fındık çiftçisinin %88'i sosyolojik çiftçi. %12'si ekonomik çiftçi. Bu %88 çiftçi asla direnmiyor, kavga etmiyor fındıkla, mahsulle. Satmayacağım, bu tüccar gelecek bana. Ne olursun bir kilo fındık ver, kapımı çalacak, yalvaracak demiyor. İstanbul'dan gelmiş. Polis memuru çiftçi, eczacı çiftçi, hakim çiftçi, savcı çiftçi, herkes çiftçi. Hemen bir ayda toplayacaklar. Zaten Ağustos ayı, amcamın oğlunun düğünü var, teyzemin kızının nişanı var. Sadece yan gelir olarak. Yani. Ne olacak benim 200 kilo fındığımdan diyor. Onu da pazara götürüyor, yok pahasına satıyor. O götürdüğü fındıklar pazarda deniz oluyor. Herkes oradan ihtiyacını görüyor. Sıkıntıyı biz çekiyoruz. İşte. Ha ne olursa olsun tabii bunları bildiğimiz halde bunları ben halen konuşmaya devam edeceğim. Biz aptal değiliz, çiftçiyiz ama
Günde 5 tane ekonomi programı seyrediyorum. 5 tane ekonomi televizyonu kanalı takip ediyorum. Trump'ın seçimlerinden dolara, ne bileyim Eurobond'dan borsalara, her şeyi de takip ediyorum. Dünyada ekonomik olarak bir büyüme varken fındık son 10 yılda dolar bazında %50 geri gitti. %50 geri gitti dolar bazında. Çok ciddi bir... Herkesle oturur bunu da konuşurum. Bugün Almanya enflasyonu, Fransa enflasyonu. Yani bizim fındığımızı kullanan çikolatacılar, büyük abiler, fabrikalar hepsi gelsin benimle konuşsun. Bugün çikolatasının içerisindeki kakao maliyetleri %500 arttı. Çikolatayı yapmam diyor mu kimse? %500 arttı. Bir kilo kakao 1 lirayken 500 lira oldu. Evet, çok ciddi. Ama bizim fındık 3 dolardan 4 dolar olsa kıyamet kopartıyorlar. Lan neyi kıyametini kopartıyorsun? Fındığa gelince kıyamet. Ben bunları samimi görmüyorum. Samimi görmediğim için de bir ömrüm kavgayla geçti. Etmeye de devam edeceğim. Allah bana bu canı verdiği müddetçe de kavga edeceğim. Çünkü ben mahsulüm için kavga ediyorum ya. Kimseyle husumetim yok, kişisel derdim yok, onum yok, bunum yok. Ben şunu istiyorum. Bir kilo fındık hak edildiği değeri bulmalı. Nedir? 6 dolar. Olsun. Yani çiftçinin fındığı 6 dolar olsa, çocuğunu koleje gönderse, senede 500 bin lira kolej parası verse kötü mü olur ya? Yani bizim çocuklar da İngilizce öğrense kötü mü olur? Hep sizin çocuklar mı İngiltere'de okuyacak, Amerika'da okuyacak, bizimkiler okumayacak mı? İşte bana kalırsa bu zihniyet ne zaman yerleşir biliyor musunuz? Her çiftçiyle röportaj yaptığımızda özellikle bunu vurguluyorum. Bir çiftçi ne zaman bir işletme mantığıyla hareket ederse, ne zaman girdisini çıktısını defterini tutarsa, sistemli çalışırsa, sadece ben kara düzen çiftçilik yapıyorum değil de ben hayatımı idame ettiriyorum diye bakıp hayatını ona göre düzenlerse, işte köyde yaşamak, sadece köyde yaşamak olarak bakmayıp da hayatıma da devam edebiliyorum, en iyi, en kaliteli şekilde yaşayabiliyorum diye bakarsa, bana kalırsa anca o zaman çiftçiler de işte bu mantıkla hareket edebilir. Ayşe Hanım, buradaki bizim tek derdimiz örgütsüzlük. Örgütlenmediğimiz müddetçe, bir araya gelmediğimiz, kafa tutup kavga etmediğimiz müddetçe fındıkta istediğimiz parayı alamayız. Şimdi son olarak da tabii ki yeni sezonu bir değerlendirelim istiyorum. Fındık üreticilerini yeni sezonda neler bekliyor şu anda? Fiyat beklentileri de daha henüz bir açıklama gelmedi resmi olarak. Siz neler söylersiniz bu konuda? Vallahi belki biz bu yayını yaparken açıklanmış olabilir. Çünkü eli kulağında. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Karadeniz'in özellikle doğusunda çay tarımı var. Çaya hükümet bir taban fiyat verdi. Geçen yılki taban fiyatın üzerine %64 koydu. Yani 11 liradan 17 liraya çıktı çay. Desteklemelerle 19 lira. Yani eğer çaya verdiği fiyatı hükümet fındığa da verirse... Geçen sene fındığımız 82,5 liraydı. %64 ile 54 lira eder. Bu da 137 liraya gelir. Ehveni şer. Ama benim kişisel beklentim 115 lira ile 125 lira arasında bir fiyat verirler diye umut ediyorum. Bu da bir memnuniyetsizliği ortaya koyar. Özellikle Karadeniz bölgesinde çiftçi son derece mağdur ve memnuniyetsiz olur. Tabii ne olursa olsun günün sonunda siyaset rakamı verecek. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasında. Umarım Karadenizli olarak hemşerilerini üzmez. Beklentimiz bu yönde. Ve benim de kişisel beklentim, ben 137 lirayı kişisel bekliyorum. Olması gerekenin 160 lira olduğunu söylüyorum. Hükümetin de bugünkü tabloda 115 lirayla 125 lira arasında fiyat vereceğini düşünüyorum. Yani 3 tane tablo çizdim. Umarım faydalı bir görüş olmuştur. Evet. Umarım biz de buradan son söz olarak fındık çiftçimizi, tüm üreticilerimizi memnun edecek fiyatlar gelir.